Pektus hastalarında hangi hasta grubu askere kabul edilmekte, hangi hasta grubu askerlikten muaf olmaktadır? Genellikle vatan görevi olarak yapılan askerliği bütün hastalarımız bu askerliğini yapabilmekteler. Sadece ileri derecede organ basısına bağlı, pectus excavatum hastalarında organ basısına bağlı nefes darlığı olan, kalp ritim bozuklukları olan hastalar çürüğe ayrılmakta. Diğer hasta grup tümü askere alınmaktadır. Ancak bu hasta grubunun içinde polis olmak, bekçi olmak, uzman çavuş olmak, askeri öğrenci olmak, pilot olmak isteyen hasta gruplarında maalesef büyük bir engel bulunmaktadır. Bu hasta grubu askerliğini rahat bir şekilde yapabilmesine rağmen yönetmeliklerde şöyle bir madde var. Pektusu minimal derecede nefesini, kalp atım hızını ve kardiyopulmoner rezerv dediğimiz genel kondisyonunu etkilemeyen pektusun polis, bekçi, uzman çavuş, askeri öğrenci olmasına engel olmadığı belirtilmekte. Ancak diye bir maddeyle, ilave bir yönetmelikteki maddeyle şu ifadeler yer almaktadır. Bu hastalarda eşkal belirleyici deformiteler adayların sağlık kurulundan geçmesine engeldir diye bir madde vardır. Bu madde bütün bu hastalarımızın polis, bekçi, uzman çavuş ve askeri öğrenci olmasına engel olmaktadır. Bu maddeyi açarsak eğer eşkal belirleyici ne demek? Eşkal belirleyici demek 5 metreden karşıdan bakıldığı zaman çıplak olan hastalarda o hastanın deformitesi olduğunu görebiliyorsa kişi, ki bu hekim tabii, o hastanın sınavdan geçmesine engel olmaktadır. O nedenle bu maddenin tabii itiraz edilerek kaldırılması lazım. Bu kişinin asker olmasında bir engel yok iken bekçi ve uzman çavuş ve askeri öğrenci olmasına engel çıkmaktadır. Tabii hekim kontrolü yaptığı için 5 metreden rahatlıkla deformite fark edilmektedir. O nedenle bu hastalarımız maalesef bütün sınavları geçtikleri halde sağlık komisyonundan elenmektedir. Eğer ameliyat olmuşsanız, herhangi bir şekilde minimal invaziv de olsa, açık ameliyat da olsa, kesinlikle askeri öğrenci, pilot, polis, bekçi veya uzman çavuş olmanıza bu bir engel. Ancak eğer deformiteniz var, karinatum deformitesine ortez tedavisi olmuş ve düzelmişse deformiteniz, ekskavatumda da vakum tedavisi almış ve tamamen düzelmişse deformiteniz, yani eşkal belirleyici bir özellik kalmadıysa, uzman çavuş olmanızda, polis olmanızda, bekçi olmanızda ve askeri öğrenci olmanızda herhangi bir engel yok. Bunu bilgilerinize sunmak istiyorum.